Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dinlenik nabız. Öncelikle dinlenik nabız nedir? Bundan bahsedelim. Dinlenik nabız uyanır uyanmaz ölçtüğümüz nabızdır. Dinlenik nabzı nasıl ölçeriz? Dinlenik nabzı 3 şekilde ölçeriz. Birincisi bilekten. 15 saniye boyunca ölçüyoruz. Ardından 15 saniyeyi 4 ile çarpıyoruz. Yani 15 saniyedeki çıkan sonucu 4 ile çarpıyoruz. 1 dakikadaki nabzımızı buluyoruz. İkincisi taktığımız akıllı saatlerde zaten nabız ölçer var. Uyuduğunuz zaman sabah kalktığınızda size bildirim gönderir uyku raporunuzu. Onun içerisinde ne kadar uyandığınızın da şey var. Kaç kere uyandınız gece yatarken, ardından nabzınız ne kadar atıyordu vesaire, bunu da öğreniyor. Neyse, bu konulara geçelim. Bu konuları ayrı anlatacağım zaten. Boşu boşuna girdim buraya. Dediğim gibi saatle de ölçebiliyorsunuz dinlenik nabzınızı. Üçüncü yol ise Bluetooth bantlar var. Nabız ölçer bantlar. Onları buraya takıyorsunuz. O bantlara da ya saatinizi entegre ediyorsunuz veyahut da telefona, aynı şekilde gece uyuduğunuzda sabah o size rapor veriyor. Peki bu dinlenik nabız bize nasıl yararlar sağlıyor? Yani bunun önemi nedir sporcular için? Çoğu yerde görmüşsünüzdür bunu. Dinlenik nabızın en baştaki önemi sağlık arkadaşlar. Sağlığınız bu dinlenik nabızla geçiyor. Yani antrenörleriniz veyahut okuduğunuz bilgilerde de zaten bunu görmüşsünüzdür. O gün dinlenik nabzınız yüksekse ona göre bir antrenman planı uygularsınız. Dinlenik nabzınız düşükse ona göre bir antrenman programı uygularsınız. Veyahut da dinlenik nabzın ortalamasını aldığınızda ona göre aylık bir antrenman programı ayarlarsınız. Kısacası dinlenik nabız sizin yani antrenmanınızdaki en önemli rollerden biri. Peki bunun ortalamasını nasıl alabilirsiniz? Bir hafta boyunca bilekten, saatten veyahut da nabız ölçer banttan aldığınız sonuçların ortalamasını alıyorsunuz. Bunu da yapan, ortalamasını alabileceğiniz internet siteleri veyahut da kullandığınız saatlerde o haftanın ortalamasını size zaten veriyor. Ya son olarak da bu dinlenik nabız günden güne değişiklik gösterebilir. Çünkü bunun sebebi gün içerisinde yaşadığınız stresler bile buna kaynaklı yani. Onun öncesinde çok gürültülü gümbürü bir gün yaşadınız. Nabzınız yüksek çıkabilir, alçak çıkabilir. Bunu ya antrenörünüzle konuşursunuz ya da daha önce de uyguladığınız programları uygularsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kanalda kendi merak ettiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Sizin de merak ettikleriniz, bulamadığınız, araştıramadığınız, yoğun olup da araştıramadığınız konular varsa yorumlarda bırakın. Ben sizin için araştırırım. Bu şekilde video haline getiririm, anlatırım. Onun yanında kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atın, bol bol yorum atın, bildirimleri açın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Buraya, şuraya bir yere bırakıyorum. Eski attığım videoları da şuradan, buradan bir yerden bırakacağım büyük ihtimal zaten. Onları da izleyin. Instagram'dan da beni takip edin. Sormak istediğiniz sorular varsa bana Instagram'da DM'den, YouTube'dan da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.